Herkese merhaba, ben Melisa. Bu sene Özel İzmir Mekan Koleji'nden mezun oldum ve Hollanda'ya gitmeye karar verdim üniversite için. Bu başvuru sürecinde öğrendiğim şeyleri şu an size aktarmak için buradayım. Umarım beğenirsiniz. CV ve not ortalaması önemli mi? CV şu şekilde önemli. Sizin ne kadar sosyal olduğunuzu, aynı sosyal hayatınızla akademik hayatınızı nasıl iyi götürebildiğinizi görmek için CV'nizi istiyorlar. Yani spesifik olarak işte okulunuzdaki bütün sosyal aktivitelere katılın, işte kendi bağış organizasyonunuzu başlatın tarzı şeyler değil. Yani okulunuzda kulüpler varsa, hoşunuza giden şeyler, hoşunuza giden aktiviteler varsa bunlara katılın. Çünkü hem size katkıda bulunacak, hem de başvurmak istediğiniz üniversiteye gönderdiğiniz CV'nizi diyecekler ki evet, bu kişi hem sosyal hem akademik açıdan başarılı ve bizim okulumuza katkıda bulunabilecek biri. Not ortalaması tabii ki de önemli ama üniversiteden üniversiteye değişiyor ve aynı zamanda bölümden bölüme de değişiyor. Eğer siz matematik okumak istiyorsanız sizden bir matematik notu isteyecekler. Ona göre size bir conditional offer yapabilirler. Hollanda'daki üniversitelerden burs alabiliyor muyum diye bir soru olabilir aklınızda. Evet, alabiliyorsunuz ama bu üniversiteye ve başvurduğunuz bölüme göre değişiyor. Bunun için NUFIK web sitesinden alabildiğiniz burslara bakabilirsiniz. Bu burslar işte geldiğiniz ülkeye, okumak istediğiniz bölüme veya ailenizin ekonomik durumuna göre değişebilen burslar ve bunun için kendiniz araştırma yapmanız gerekiyor. Genel bir burs şeyi yok. Hollanda'daki bir üniversiteye başvurmak için herhangi bir özel liseye gitmiş olmanıza gerek yok. Başvururken İngilizce seviyenizi kanıtlamanız gerekiyor. Bunun için de IELTS ya da TOEFL sınavına girebiliyorsunuz. Hollanda'daki bir üniversiteden kabul almak için YKS sınavına girmem gerekiyor mu diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu soruya hayır diyebilirim. Çünkü sizin notlarınıza bakıyorlar, lise diplomanıza bakıyorlar. Yani üniversite sınavına bakmıyorlar. Ne ben kendim başvururken benden istediler, ne de herhangi bir arkadaşımdan böyle bir şey istediler. Ama genel olarak diyorlar ki mesela, gerçi bölümden bölüme değişiyor, matematik notun 80 üstü olsun ya da bölüm, yani verilen böyle, yani istediğiniz bölüme göre değişiyor bu istekleri genel olarak. Ama YKS sınavından girmenize gerek yok diyebilirim. Hollanda'daki eğitim fiyatları nasıl diye bir soru gelebiliyor aklınıza bazen. Şöyle anlatayım size. Eğer Avrupa vatandaşlığınız varsa daha düşük bir fiyat alıyorsunuz. İşte 2000'dir, 4000 o tarz fiyatlar oluyor. Avrupa vatandaşı olmayan insanlara da 8.000, 10.000 okula göre ve bölüme göre değişebiliyor. Her üniversitede fix bir fiyat yok. Mesela eğer teknik üniversitesi ise daha pahalı olabiliyor. Normal üniversitesiyle daha ucuz olabiliyor. O açıdan bakıp araştırmanız gerekiyor. Her üniversitenin kendi web sitesine giderek. Kaç puan almam gerekiyor gibi bir soru varsa kafanızda, bunu istediğiniz üniversitenin web sitesine giderek bulabilirsiniz. Çünkü her bölüm için farklı oluyor. Mesela benim başvurduğum üniversitede minimum 6 istiyordu. Bazı üniversitelerde minimum 7 istiyor. Buna göre değişiklik gösterdiği için üniversitenin web sitelerinden bakmanız gerekiyor. Hollanda'ya başvurmanın en güzel yanı nedir diye sorarsanız çabuk cevap vermeleri. Ki böylelikle isterseniz daha sonra bölümünüzü değiştirebilirsiniz. Aldığınız kabulü reddedip onun yerine yeni bir okula başvurabilirsiniz. Ya da daha sonra Hollanda'ya hiç gitmek istemediğiniz ve bunun yerine başka bir ülke ya da Türkiye'de kalmaya karar verebilirsiniz. Hollanda'ca bilmeme gerek var mı? Önceden kursa gitmeli miyim? Hayır, kesinlikle Hollanda'ca bilmenize gerek yok. İsterseniz öğrenebilirsiniz. Bu sizin için bir fayda olur. Fakat bilmenize gerek yok. Çünkü Hollanda'da genel olarak yani neredeyse herkes İngilizce biliyor. Ve zaten eğitimlerde İngilizce verildiği için mesela Amsterdam, Rotterdam gibi bir şehirde okumaya karar verirseniz mutlaka ve mutlaka gittiğiniz her yerde İngilizce konuşuyorlardır. Eğer Hollanda'ya başvurmakla ilgili biraz araştırma yaptıysanız StudyLink diye bir web sitesi hakkında bir şeyler duymuş olabilirsiniz. Üniversitelerin kendi web sitelerinden başvuru yapamıyorsunuz. Bu nedenle StudyLink'e gidip kaydoluyorsunuz. Oraya 4 farklı üniversite tercihi yaptıktan sonra StudyLink sizin için kendisi başvuru yapıyor. Adeta bir portal gibi bir şey. Daha sonra üniversiteler size kayıt isteğiniz alınmıştır gibi bir mail atarak size başka bir portal linki atıyor. Bu her okul için değişiyor genel olarak. Siz oraya bütün bilgilerinizi yüklüyorsunuz. Ondan sonra bekliyorsunuz. Genel olarak çok uzun sürmüyor. 2-3 hafta içinde, hatta belki ertesi gün ya da
birkaç saat içinde bile cevap verebiliyorlar. Benim kabulüm ertesi gün gelmişti. Fakat Stirling üzerinden sadece 4 tane okula başvurabiliyorsunuz ve bu 4 okuldan sadece 2 tanesi Numerus Fixus olabilir. Numerus Fixus nedir? Okulların kendi yaptıkları sınavların sonuçlarıyla öğrencileri sıraladıkları ve oradan seçtikleri bir sistemdir. Okulların verdiği sınava girdikten sonra onlar sizi puanınıza göre sıralıyorlar ve daha sonra kontenjana göre, mesela 500 kişilik kontenjanları varsa ilk 500 kişiyi alıyorlar ve kabulleri reddeden insan sayısına göre yedektekilere gönderiliyor ve bu şekilde devam ediyor. Şöyle bir durum var. Eğer Avrupa vatandaşı değilseniz ve vize almanız gerekiyorsa Hollanda'ya gidebilmek için belli bir tarihe kadar kabulünüzü bekleyebilirsiniz eğer yedek listesindeyseniz. Çünkü vize başvuruları için belli bir tarihten sonrası fazla geç oluyor ve okul size bunu önceden bildiriyor. O yüzden size tavsiyem sadece tek bir okula değil, birden fazla okula başvurmanız. İstediğiniz üniversiteden kabul aldıktan sonra ne yapacaksınız? Stüdyolink ile bu noktada genel olarak bağlantınız kesilmiş oluyor. Çünkü orada sadece başvuru yapmak için kullanıyorsunuz. Bazen sizi orada para gönderim için bazı bilginizi isteyebiliyorlar ama genel olarak bu noktada bağlantınız kesiliyor ve üniversite size direkt olarak kendisi e-mail atmaya başlıyor. Bu noktada vize başvuruları, oturma izni, ev bakma durumu hep üniversiteyle sizin aranızda gelişen bir şey ve bunu başvurduğunuz üniversiteyle devam ediyorsunuz. Hollanda'daki üniversitelere başmadan önce bilmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi normal üniversite ile Applied Sciences Üniversitesi arasındaki fark. Bu fark üniversite olarak adlandırılan okullarda daha teorik ve araştırma odaklı eğitim verilirken Applied Sciences Üniversitelerinde de daha iş odaklı ve daha proje bazlı bir eğitim verildiği. Bu ikisi arasındaki farkı anladıktan sonra istediğiniz herhangi bir okula başvurabilirsiniz. Tabii ki de Applied Sciences Üniversitelerinde daha iş odaklı bir üniversite olduğu için çok daha farklı bölümler göreceksiniz. Ama daha işte psikolojidir, ekonomidir, o tarz bölümler okumak istiyorsanız daha çok normal üniversitelere başvurmak isteyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Herhangi bir soru takıldıysa kafanıza yorumlara yazabilirsiniz ya da direkt e-mail adresine ulaşabilirsiniz. Eğer siz de benim gibi bu sene yurt dışına başvurduysanız ve kabulünüzü aldıysanız ve insanlarla bu süreci paylaşmak istiyorsanız e-mail adresine direkt videolarınızı göndererek bunu yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. İzlediğiniz için teşekkürler.